İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Canlı yayın konuğum Mehmet Ali Kulat Bey. Bildiğiniz gibi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu aralar çok yoğunsunuz. Evet. Bütün programlara sizi davet ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Bize de vakit ayırdınız. Mehmet Ali Bey tabii hızlı bir şekilde 31 Mart 2019 yerel yönetimler seçimlerine gidiyoruz. Özellikle AK Parti cenahı baktığımız zaman Cumhur İttifakı artık sona doğru gelmek üzere ve adaylarının çoğunu AK Parti açıkladı. 40 ilde açıkladı, 21 il kaldı. Öncelikle ilçeleri soracağım. En başta Ankara ve İstanbul AK Parti adaylarını soracağım. Yalnız siz özellikle birkaç aydan beridir MHP ile ilgili analizlerinizde bazen tepki de aldığınızı biliyorum. MHP tepki gösteriyor ama Sayın Bahçeli'nin meclis başkan olabileceği savını ortaya koyunca bugün bütün internet sitelerinde basın yayında yer aldı. Onunla başlayalım. Buyurun. Şimdi önce tabii AK Parti 40 artı 20 açıklama yaptı. Yani 60 ili açıkladı şu ana kadar biliyorsunuz. 21 il kaldı. Bunlardan birisi İstanbul. İstanbul'u özel bir programla açıklayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Affedersin abi. Kıymetli izleyiciler, Twitter üzerinde canlı yayınımız yapılıyor. Facebook'ta takiplerinizi bekliyoruz. Şimdi burada tabii önemli noktalardan bir tanesi şu Atıf Bey. AK Parti çok hazırlıklı olduğunu gösterdi bir kere diğer partilerle kıyaslandığı zaman. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi de aday açıklıyor şu aralar ama bunlar genelde iddiası olmadığı çok küçük beldelerden oluşuyor. Şu anda 61 il açıklanmış durumda. Bu 60 il açıklanmış durumda. 21 ilde önümüzdeki günlerde peyderpey açıklanacak. Doğrusu ben 20 ilin bir İstanbul'un da ayrı bir programla açıklanma ihtimalini düşünüyorum. Böylece Cumhurbaşkanı aslında aday açıklama sürecini de bir PR çalışması olarak değerlendiriyor. Çok güzel yapıyor hem de onu. Tabii yani adayın kendisi takdim ediyor. Resim çekiniyor. Asıl güzeli şu. Cumhurbaşkanı adaylarını tanıtırken hem İstanbul'da işte o gün pek çok canlı yayınımız vardı 40 ilin açıklandığı programda hem de burada yine meclisteki 20 ilin açıklanma sürecinde Cumhurbaşkanı adayı açıklıyor. Açıkladıktan sonra oraya kürsüye aday arkadaşın yanı sıra eski aday varsa eğer AK Partili ise onu çağırıyor, il başkanını çağırıyor, kadın kolları, gençlik kolları yani ana kademe iyi temsil eden isimleri çağırıyor. Ve orada sizin orada da her zaman AK Parti'ye katkılarınız oluyor. Orada da dediniz ki Sayın Davutoğlu'nun zamanında dediniz ki yani hiç olmazsa eski vekillere, il başkana bir mektup yazın. Tabii. Yani AK Parti bunları yapıyor. Yapıyor tabii. Siz bu sonda da bu İstanbul'daki şeyi de Twitter'da paylaşmıştınız. Yok. Bari yani görev vermediniz belediye başkanını taltif etmek lazım tabii diye. Kesinlikle öyle. Yani kabul etmek lazım. Görev vermemiş olabilirsiniz ama bu kişi o şehre emeği geçmiş. İşte 3 yıl, 5 yıl neyse sonuç, hatta bazıları 3 dönem, 2 dönem belediye başkanını yapmış. Toplumsal karşılığı olan insanlar, bu insanları küstürmek, kızdırmak, üzmek kimseye bir artı sağlamayacaktır doğal olarak. Önce AK Parti açısından bunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı bunları çok bilen birisi. Geçen seçim dönemi yani 24 Haziran seçimleri aceleye gelmiş. Biraz da bir baskın seçimdi malum. Bu dönemde böyle bir eksiklik olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir titizlik gösteriyor. Hem adayların tespiti noktasında büyük bir titizlik gösteriyor. Hem kamuoyu araştırmalarında titizlik gösteriyor. Ama tabii bu amayı özellikle belirtmiş olalım. Sonuç itibarıyla insanın olduğu bir dünyada siyaset yapılıyor. İnsanların zaafları, tercihleri, tercihlerinde ortaya koydukları zaaflar, kıramayacağı insanlar, hatırlı insanlar gibi farklı şeyler devreye giriyor olabilir. Bu AK Parti için de diğer partiler için de geçerli. Şu anda aday tespitleri yapılan illerde bazılarında toplumsal refleksler oluşuyor. Biz de bunları gözlemliyoruz. Genel itibariyle iktidar partilerine yönelik toplumsal refleksler olmaz Atıf Bey, biliyorsunuz. Çünkü iktidar daha sonrasında aday olan insanları başka yerlerde istihdam edebilir gibi bakılabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tabiri caizse orkestra gibi yönetiyor süreci. Şu ana kadar gelinen nokta bu. İstanbul onları tek tek gireceğiz. Sayın Bahçeli ile ilgili bu iddia en taze haber olduğu için. Şöyle, dün bir Alman televizyonuna Almanya'nın Türkiye'de Türkçe yayın yapan Türkiye'de de yayın yapan bir televizyonuna bir davet üzerine katılmıştım. Bir canlı yayın programımız vardı.
Türkiye'de çok bilindik bir sunucunun CNN'den transferi sonucu oraya gitmiş. O sunucu bana ulaştı ve programına davet etti. Dün gündüz Medyascope'da Ruşen Çakır'ın Medyascope'una katılmıştım. Oradan da İstanbul'da olunca bu programa da katıldım Almanların televizyonuna. O televizyonda ittifaklarla ilgili konu gündeme geldiğinde ulaştığım bir kulis bilgisi üzerine o değerlendirmeyi yaptım. Tabii öncelikle orada da belirttiğim gibi bir kere daha söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin böyle bir pazarlık yaptığı yok yani. Devlet Bahçeli böyle şeyleri yapmaz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı da şu ana kadar böyle bir teklifi resmi olarak kendilerine iletmiş değiller. Ama bu nasıl ki politikanın kendine göre bir dili varsa siyasetin de kendine göre bir dili var. Ve öyle zannediyorum ki Sayın Binali Yıldırım'ın adaylığı durumunda, İstanbul adaylığı durumunda artık neredeyse kesinleşmiş bir durum. Binali Bey'in oraya gitmesi durumunda meclis başkanlığı boşalıyor. İki isim gündeme geliyordu. Bir tanesi Sayın Numan Kurtulmuş, eski başbakan yardımcımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın parti içinde vekaletini üstlenen kişi. Dolayısıyla Numan Bey'in ismi parti içinde geçerken Cumhur İttifakı'nın önemine binaen Devlet Bahçeli'ye Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapabilir. Ben bunu da kuvvetli bir ihtimal olarak gördüğümü ifade etmiştim. Bugün de sağ olsunlar basında çok geniş yer aldı. Böyle bir durumda MHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılması gerekecek yani. MHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılır mı yoksa bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani şu anda İstanbul için nasıl ki bir protokol değişikliğine gidiliyorsa orada da bir düzenleme yapılabilir. Tabii ki Cumhurbaşkanımız yani parti genel başkanı olduğu gibi. Tabii yani bu mümkün bir şey olarak düşünüyorum. Ben dolayısıyla öyle bir düzenleme olacağı kanaatindeyim. Devlet Bahçeli'nin kendisinin de yaptığı açıklamada bu konuyu reddettiğini söylüyorlar. Reddetmedi. Onu şöyle bir red değil orada. Sadece şu ifadeyi söylüyor. Şu anda bir meclis başkanı var kardeşim diyor. Bir meclis başkanı varken bizim bu konuda bir şey söylememiz doğru değil demek istiyor ki bence de öyle. Zaten bu konu gündeme Sayın Binali Yıldırım'ın meclis başkanının bırakmasından sonra gündeme gelecektir. Onu da belirtmiş olalım. Dün Cumhurbaşkanımız yurt dışından döndüğünde İstanbul özeli sorulduğu zaman hem Sayın Yıldırım'ın adayı olacağını ima etti ama bunu da 21 Aralık'tan sonra bütçeyi yönetmek istiyor Sayın Binali. Yani, meclis görüşmelerini. Tabii yani hem bütçeyi yönetmek istiyor hem de tekrar söylüyorum. Herkes bunu çok merak ediyor. Başkaları da özellikle sol cenahta da burada farklı bakıyorlar olaya. Ben öyle bakmıyorum. Cumhurbaşkanı aday tanıtım sürecini bir PR yönetme süreci olarak görüyor. Ki doğru bir PR yönetme süreci. Çünkü şu anda 110 günden fazla bir zaman var. Dolayısıyla bu kadar uzun bir seçim süreci yıpratıcı olur. Onun yerine daha çok sahadan daha çok böylesine tanıtımlarla medyanın yoğun dikkatini çekmek suretiyle, teşkilatları çok dinamik tutmak suretiyle. Bütün Türkiye mal oluyor, canlı tabii, yayınlar vesaire. Hem onlar var hem diğer partiler de Facebook, Twitter üzerinde veya web sitesi üzerinde aday listelerini. Yani onlar yapıyorlar ama inanın tabii o Facebook falan boyutu da değil. Ben Tayyip Erdoğan'ın bu işleri gerçekten çok iyi bildiğini artık herkes zaten bunu takdir ediyor. İstanbul'a devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki İstanbul'da birçok belediye başkanı değişecek. Evet, yani şöyle, şundan dolayı onu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş biliyorsunuz görevden alınmıştı, dahası istifa etmişti. Onun yerine Mevlüt Uysal Bey gelmişti. Ben Mevlüt Uysal Bey ile ilgili müsaade ederseniz bir iki cümle söyleyeyim. Çoklu bir kamuoyu araştırması yaptık İstanbul'da. 30 bin kişiden fazla kişiyle yapılmış. İstanbul'u 3 bölgeye ayırmak suretiyle yapılan bir kamuoyu araştırması. Yani inanın 3 ciltlik raporu var, o kadar böyle büyük bir çalışma. O çalışmamın sırasında ben de doğrusu bir kişinin bir yılın üzerinde İstanbul'da belediye başkanı, İstanbul gibi bir büyük yerde belediye başkanlığı yapıp hiçbir şaibeye bulaşmadığını, hiçbir iddiaya muhatap olmaması, olumsuz iddiaya muhatap olmaması karşısında çok şaşırdım. Mevlüt Uysal çok düzgün, toplumsal karşılığı çok iyi. Tanınma oranı düşük olmakla birlikte tanıyan insanların olumlu ifadelerle kendisinden bahsettikleri bir Türkiye siyasetinin kazandığı bir değer olarak görüyorum. Önce onu bir belirtmiş olayım. Yapmış olduğum çalışmada gördüğüm sonuç oldu. Durumu ne olur? Yani Sayın Binali Yıldırım'ın yanında mı kalır bir ilçe belediye başkanı mı? Şimdi bunu söylediğim zaman yarın gazetelerin manşeti olabilecek bir şey söylemiş olayım.
Buyurun. Ben Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından sonra İstanbul AK Parti İl Başkanı olma ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Öyle mi? Evet, hakikaten manşetli bu isim. Çünkü il başkanı kim olacak anlamında bir tartışma tabii var. İl başkanı şu anda iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Birisi bizlerin de değerli dostu Metin Külünk Bey üzerinde yoğunlaşıyor İstanbul İl Başkanı. İkinci isim olarak Mevlüt Uysal ismi konuşuluyor. Mevlüt Uysal için İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı da konuşuluyor. Ayrı mesele, onu da söylemiş olalım. Ancak İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki en iyi olduğu belediyedir. Onu söylemiş olalım. Oy oranı itibariyle değil ama başarı performansı itibariyle Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu... Evet, Ekrem Bey'i de böylece konuşmuş olalım. CHP Ekrem İmamoğlu üzerinde yoğunlaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı için iki isim İstanbul'da öne çıkıyor. Bir tanesi kamuoyu araştırmalarının şüphesiz en bilindik ismi olarak Gürsel Tekin ismi. Diğeri de Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı. Muharrem İnce çok bu düzeyde çıkmıyor. Sebebi de şu, genel itibariyle seçmen Muharrem İnce'nin aday yapılmayacağını düşünüyor. Bizim hiçbir araştırmamızda Muharrem İnce birinci çıkmadı. Genelde Gürsel Tekin çıktı. Son günlerde de parti genel merkezi Ekrem İmamoğlu ismini öne çıkarıyor diye düşünüyorum. Evet. Bugün itibariyle tabii ne Ekrem İmamoğlu ne de Sayın Meclis Başkanımızın adaylıkları resmileşmemiş durumda değil. Siz durumu nasıl görüyorsunuz? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 3 büyük şehirde AK Parti kim adayı gösterse göstersin biz destek vereceğiz dedi. İstanbul, İzmir, Ankara. Önce kısaca İstanbul'dan yine birkaç cümleyle bahsedelim, sonra Ankara'ya geçelim. Tabii. İstanbul'da şöyle bir durum var. İstanbul'da seçmen dağılımına bakıldığı zaman AK Parti'nin bir bugüne kadar yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu belediye başkanı seçiminden bugüne hep AK Parti çizgisinde, işte Fazilet, Refah ve en son Refah, Fazilet ve en son AK Parti çizgisinde devam eden bir seçmen ağırlığı. 24 yıldır. Tabii 24 yıldır. Dolayısıyla AK Parti'nin burada bir üstünlüğü söz konusu. İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayısal olarak ciddi bir ağırlığı görünmüyor. Yani seçmen itibariyle İYİ Parti ile bölünmüş olmasından kaynaklanan nedenlerle. Ancak İstanbul'da %12'leri bulan bir Kürt seçmen var. Doğu ve Güneydoğu'lu bir seçmen var. Ve bu seçmen yerel seçimde ikiye ayrılıyor. Bir kısmı CHP'yi, bir kısmı AK Parti'yi, çok az bir kısmı da yine HDP'nin kendi bünyesinde kalıyor. Dolayısıyla İstanbul seçimlerini büyük ölçüde Kürt seçmen belirleyecek dersek abartılı bir şey söylemiş olmayız. Önce onu söylemiş olalım. Belli ki Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Parti ile ortaklaşa ama HDP destekli olarak seçime girecek. Öyle görünüyor. Yani birisi dışarıda, ikisi beraber hareket ederek bir seçim stratejisi uygulayacaklar. Ben bu süreçte Meral Akşener'le de görüştüm, Sayın İYİ Parti Genel Başkanı'yla. Yani onların da hani bu anlamda bir ittifak çalışmasına sona geldiklerini söyleyebiliriz bunu. Bazı illerde CHP şöyle uygulayacaklar. Ama İstanbul özellikle HDP ile bir. Yok, üçü beraber, tekrar söylüyorum. Yani CHP artı İYİ Parti ittifakı HDP dışarıdan destek şeklinde olacak. Destek, evet. Böyle bir uygulama yapacaklar. İYİ Parti ile CHP ittifakında ilginç bir şey gündemde şu anda. Mesela diyelim ki bir şehirde CHP'li bir belediye başkanı aday varsa ve İYİ Parti onu destekliyorsa belediye meclis üyeliğinde, yani başkan yardımcılığını daha sonra yapma anlamında bir isim liste başında olacak diğer partiden. Böyle bir uygulama düşünüyorlar. Ama bazı illerde adaylar netleşti. Mesela Afyon'da Mahmut Koçak, eski AK Parti milletvekili, İYİ Parti'nin aday olarak seçime girecek. CHP orada aday çıkarmayacak ve CHP Mahmut Koçak'ı destekleyecek. Böylece bir ittifak örneği. Aynı şekilde Isparta'da Gökmenoğlu, baro başkanı Gökmenoğlu, İYİ Parti'nin adayı olarak çıkacak ve CHP Gökmenoğlu'nu destekleyecek. Zaten Gökmenoğlu daha çok seçmen olarak sol kesime yakın bir isim. Bunun gibi bazı iller netleşmeye başladı. Mesela Antalya'da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muhittin Böcek aday olacak. İYİ Parti bu sefer destekleyecek ama İYİ Parti de ona karşılık 3 ilçede destek istiyor. Alanya, Serik ve Döşemealtı'nda destek istiyor. Böyle bir çalışma, yani bir de böyle uygulamalar var.
Mersin'de Burhanettin Kocamaz Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin adayı olarak çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda kendi tabanını ikna etmeye çalışıyor. Mümkünse Cumhuriyet Halk Partisi de orada aday çıkarmayacak. Öyle bir uygulamaya gidecekler. Ama ilçelerde bu sefer de CHP'nin ağırlığını göreceğiz. Biz hem bu İyi Parti bu CHP arada, ittifakı bununla birlikte de AK Parti tabii, Ankara'da başkente adayını açıkladı. Şöyle, İki hafta oldu. AK Parti'nin adayı açıklandı. Mehmet Özhaseki belediye başkanlığı konusundaki deneyimi, daha önce belediyeler doğrudan ilgilendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yapmış olması, en son AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmış olması Mehmet Özhaseki'nin avantajı. Dezavantajı da var Sayın Özhaseki'nin. Özhaseki Kayserili. Ve Kayserili çok bilinen bir Kayserili. Dolayısıyla karşısındaki aday Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi rozetiyle girecek. Her ne kadar İyi Parti rozeti dense bile Mansur Yavaş olacak. Ben Mansur Bey'le de görüştüm kendim. Dolayısıyla orada aday artık belli bana göre. Sadece kendi Mansur tabanı... Bey Türk bayrağını rozetini yayınladı. Dedi ki bundan daha iyi rozet mi olur? Kesinlikle ama o herkesin rozeti. Kabul. Yani, bütün partilerin yani, rozeti. Onunla seçimlere girilmez. Yani sen Türk bayrağı rozet taktığında ben de Türk bayrağı rozet takarım. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. Siyasi partiler Türkiye'de farklı bir bayrak, farklı bir logo kullanırlar ki evet, seçmen üzerinde kendi düşüncelerini o logoyla temsil ederler. O doğru bir tercih değil. Biz de konuştuk kendisiyle. Görüştüm. Şöyle bir durumu var. Mansur Bey tabii diyor ki ben diyor işte sadece AK Parti artı İyi Parti sadece CHP ve İyi Parti'nin oyları yeterli olmayabilir. Benim AK Parti'den de MHP'den de oy alabilmem lazım. Bunun için benim rozetli olmam bazı riskler oluşturuyor gibi bir algısı var kendince. İşte bu algıyı aşabilme adına böyle bir çıkış yapıyor. Yani rozetsiz ya da Türk bayraklı rozetli bir çıkış ortaya koymaya çalışıyor. Öyle olmayacak. Ben söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkacak. İyi Parti kendisine destek verecek. Yani İyi Parti'nin aday olma durumu yok. Onu söyleyeyim. Bunu neden? Şöyle oy oranı çok düşük olduğu için İyi Parti'nin burada. Bir de İyi Parti'ye karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok keskin bir duruşu var. Evet. Bundan dolayı olmayacak. Yani fotoğraf böyle oluşacak birkaç gün içinde. Son seçimde Mansur Yavaş çok iyi bir destek aldı. İyi bir destek aldı ama. Ama buna mukabil CHP ilçelerde destek fazla alamıyor. İki tane ilçe. Yeni Mahalle, Çankaya. Tabii burada şu var. İşte tam da bunu söyleyecektim ben. AK Parti bu anlamda Sayın Mehmet Özhaseki'yi artı ve eksileriyle birlikte aday yaptığında bir artısı vardı. Sayın Melih Gökçe'nin Mehmet Özhaseki'ye verdiği destek. Bunu da açıkça duyurmuş olması. Bu çok önemliydi AK Parti açısından. Ama ikincisi şu AK Parti ilçelere de çok kaliteli isimler koyuyor. Beraber göreceğiz. Yani, MHP ittifak meselesinden dolayı galiba bir iki ilçe. Üç ilçe olacak büyük bir ihtimalle. İstanbul, Ankara üç bölgeden oluşuyor çünkü. Evet, Etimesgut. Etimesgut. Diğeri şu anda göründüğü kadarıyla Etimesgut kesinleşmiş durumda. Diğer ilçe Polatlı. Polatlı, evet. Bir diğer ilçede belki bir Güdül vesaire falan olacak. Yani bazıları Gölbaşı diyor ama aldığım bilgiler Gölbaşı'nın olmadığı yönünde. Metropol ilçelerden Etimesgut gözüküyor. Evet, yani metropol ilçelerden ama zaten Enver Demirel çok sevilen bir belediye başkanı. Yani şu anda MHP'de, çok, evet. MHP'de. Ve halk karşılığı da çok iyi. Biz o bölgede de yani Ankara çalışmasını yaparken ayrıntılı çalışmıştık. Bölgede karşılığını gördük. Tabii burada ittifakın olmadığı yerlerde durum nasıl olacak? Bütün mesele oradan kaynaklanıyor. Affedersiniz Mehmet Ali Bey. Melih Bey'in desteğini artık tamamen aldı. Sıkıntı aldı, yok. Kesinlikle aldı. Oğlun ismi de konuşuldu. Ben görüştüm kendisiyle. Sincan Belediye Başkan adayı olarak düşünüldü. Ben bunu Melih Bey'le de birden fazla kere konuştum. Bir araya gelerek de telefonla da konuştum. Melih Bey tabii öncelikli olarak partim diyen bir insan. Önce onu bir belirtmiş olalım. Bu noktada en küçük bir tereddüt yok. En küçük bir durum değişikliği söz konusu değil. Tabii oğlu Osman Gökçek de yani kabul etmek lazım. Şimdi birisinin oğlu olmak bir insana niye eksiklik kazandırsın ki? Yani televizyonu olan, medyada karşılığı olan, tabii, sporda gençliğe yönelik ciddi çalışmaları olan, işte bir spor takımı birinci ligde ya da ne diyorsanız işte Süper Lig'de oynayan, evet, bunun dışında kendisinin kurmuş olduğu bir gençlik yapılanması olan, ticaret odasında başkan olma talebinde bulunacak kadar ticaretin içinde olan bir isim var karşımızda. Bilinen yani, bir isim. Bilinen bir isim. Dolayısıyla bütün bu avantajlar, dezavantajlar her iki adayla ilgili
Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasına geçiyor. Ankara durumu bugün itibariyle nasıl okumamız lazım? AK Parti ilçeleri çok iyi kurgularsa seçim çok rahat bir şekilde uzak ara kazanılır AK Parti tarafından. AK Parti bakın şöyle Altındağ'da Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından birisi Veysel Tiryaki'yi yeni mahalleye kaydırdı. Yeni mahalleyi almak için önem verdiğini gösteriyor bunu. Kesinleşti yani, bana göre. Yani resmi açıklama yapılmadı sadece. Bunun dışında eski önemli siyasi toplarını sahaya sürüyor. İşte mesela Ayhan Yılmaz, geçen dönem milletvekili sahaya sürüyor şu anda büyük bir ihtimalle. Yine AK Parti Keçiören'de aday olarak Turgut Altınok'la giriyor ki öyle çok mi? Önemli bir isim. Görüştüm Turgut Bey'le de, o da kesinleşmiş gibi görünüyor şu anda. Resmi açıklama yapılmadı. Yine dediğim gibi yani Osman Gökçek sahaya sürülebilir Sincan ya da başka bir yerde. Çünkü Çankaya içinde ismi geçiyor. AK Parti seçimi kazanamayacağı yerlere bile iyi isimler koyarak oy oranını arttırırsa seçimi kazanabilir. Bu tabii, tabii diğer blok için de geçerli aynı tam şekilde. Tam bu noktada bütün ilçelerle ilgili şimdi sorayım. Hem izleyicilerimiz ne zaman ilçeleri açıklanacak diye soruyorlar. Hem de bu sefer ilçeler çok daha mı ciddi tutuluyor parti genel merkezde? İller her zaman diyelim ki üst kurula gidiyor. Ama ilçeler daha önce alt komisyonda bitiyordu. Sanki öyle bir imaj var ki ilçeler de il gibi. Tabii tabii kesinlikle öyle. Yani özellikle nüfusu belli bir oranın üstündeki ilçeler çok önemseniyor. Çünkü bizim seçmenimiz şöyle değil Atıf Bey. Yani gidip Kağızman'da ayrı bir partiye, Kars'ta ayrı bir partiye oy vermiyoruz. Dolayısıyla yani sizin bölgeniz olduğu için söylüyorum. Yani bizim seçmenimiz şöyle. Kağızman'da da aynı partiye oy veriyor, Kars'ta da aynı partiye oy veriyor. Böyle bir özelliği var seçmenimizin. Bundan dolayı ilçeleri çok önemsiyorlar. Çünkü ilçede aday daha önemli hale geliyor. İlçe merkezli baktığımızda aday logonun, partinin daha önünde yer alıyor. Bunun için düzgün isimler koyma konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kaldı ki, bakın dikkat edin, Cumhurbaşkanı metal yorgunluk iddiasını ortaya atıp bazı belediye başkanlarını aldığında ilçe belediye başkanı sayısı çok çok azdır. Daha çok il belediye başkanlarını veya büyükşehir belediye başkanlarını görevden almıştır. Doğru. Çünkü ilçe başkanı insanlarla en çok temas eden kişidir. Orada toplumun sinir uçlarına dokunmuş olursunuz. Dolayısıyla bu refleksi Tayyip Bey görebilen bir siyasetçidir doğal olarak. Onun için ilçe adaylarını tespitte toplumsal karşıla daha çok önem veriliyor. Birden fazla anketler yapıldı. İller bittikten sonra mı açıklanıyor? Bittikten sonra değil. Ben önümüzdeki günlerde aynı anda ya da bugünlerde artık açıklamaların gündeme geleceği kanaatindeyim. Öyle şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani küçük yer değişiklikleri olabilir ama 20 il bir açıklanacak. İstanbul ayrı bir açıklanacak. İstanbul açıklanırken İstanbul'un ilçeleri de açıklanacak büyük bir ihtimalle. Çok yani tartışılan bir iki yerin dışında İstanbul büyük ölçüde bitti şu anda. Ankara da büyük ölçüde bitmiş durumda şu anda. Onu da söylemiş olalım. Ankara ilçeleri. Ankara'nın da ilçeleri bu, bitti. Bu anlamda Gaziantep de hep bizim gündemimizdedir. Evet yani. Bizim genel yayın yönetmeni Abdülkadir Bey de Abdülkadir Bey Şehit Kamil'de aday. Biliyorum. Toplumsal karşılığı o genç yaşına rağmen en yüksek olan isimlerden bir tanesi. Tabii burada şu önemli. Bazı siyasetçiler, bu milletvekili olabiliyor, bu büyükşehir belediye başkanı olabiliyor, il başkanı olabiliyor. Farklı nedenlerle, belki kendileri açısından izah edilebilecek nedenler var ama partisi açısından izah edilemeyecek nedenlerle bir adayı çok istemiyor olabilirler. Bazen böyle o olmasın da şu olsun gibi bir ısrarları olabilir. Ben öyle zannediyorum ki karşısında, arkasında bir medya desteği olan, hitabeti güzel, kariyeri çok iyi, genç bir arkadaşın Gaziantep'te Şehit Kamil'de belediye başkanı olması hem Fatma Şahin'i hem oradaki il başkanı hem de milletvekillerini normalde mutlu etmeli. Şehrin vizyonunu arttırmada ciddi bir artısı olabilir. Gaziantep genç ve dinamik bir siyasetçiyi hak eden bir yer, önce onu söyleyelim. Değişime açık bir yer ve orada oy oranını yükseltmede de Abdülkadir Bey ciddi bir artı sağlayabilir. Yani böyle bir değerlendirme yapılırsa. Ben doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği yaklaşımı Cumhurbaşkanı söyledi diye değil ama sahada çok fazla araştırma yapan birisi olarak söylüyorum. Genç seçmenin yoğun olduğu ülkemizde genç adayların olmasını çok önemsiyorum. Biraz önce daha önce hiç tanımadığım bir isim
Şanlıurfa'da, ki biz Şanlıurfa çalışmalarını çok yapmış bir firmayız. Şanlıurfa'da Halilye'yi de soracaktım. Tabii tabii, onu da söyleyeyim yani, denk geldiği için. Halilye'de, ki merkez ilçelerden bir tanesidir, AK Parti'nin oy oranının çok yüksek olduğu bir yerdir. Orada Arif Önkal diye bir arkadaş aday olmuş. Yani daha 35 yaşlarında bir isim. Şimdi arkadaşlar bu isim üzerinden bana bilgi verdiler. O kadar büyük bir dinamizm kazandırmış ki ilçeye, hatta ile bir büyük şehir, metropol ilçesi olduğu için, aynı Abdülkadir Bey'in Gaziantep'te sağladığı sinerji gibi çok ciddi bir sinerji yakalamış durumda Arif Önkal ismi. Ama tabii burada karar verici yine sonuç itibariyle partinin organları, biz bu isimleri söylerken biz daha çok olaya şöyle bakarız, kamuoyu araştırma firmaları. Toplumsal karşılığı yüksek isimler kimler? Yani partinin bir oy oranı var o şehirde, diyelim ki %50. Bunu %51 yapacak olan hangi isimdir? Biz daha çok ona bakarız. Evet. Parti her zaman bunlara bakmayabilir. Partinin farklı bakış açıları olabilir. Yani illa oy artışıyla meseleyi değerlendirmeyebilir. Ama biz daha çok oy artışı üzerinden değerlendiririz meseleyi. Mesela ben orada baktım, Arif Önkal ismi. Dedim ki yani siyasi çizgisi nedir bu arkadaşın? Sosyal medya üzerinden şöyle bir taradım. Baktım işte partinin il yönetiminde falan da bulunmuş bir isim. Dolayısıyla böyle isimlerle sahaya çıkıldığında ciddi şekilde sonuç alınır. Yine mesela Urfa üzerinden söylediğim, evet, Siverek'te bir AK Partili belediye başkanı var. Şu anki belediye başkanı. Yani Rasul Yılmaz diye bir isim. Biz o bölgede araştırma yaptığımızda arkasında bir aşiret desteği olmamakla birlikte bütün dengeleri çok iyi gözetmiş, başarı grafiği çok yüksek bir isim. Şimdi bunu değiştirirseniz değiştirme gerekçenizi topluma izah etmeniz lazım. Aksi takdirde bölge çok hassas. Yani siz AK Partili bir belediye başkanı bıraktığınızda işte mesela Cumhuriyet Halk Partili olmuyor. Devletin bölücü dediği bir partinin mensupları onların çıkardığı bir aday seçimi kazanabilir. Bundan dolayı adaylarınızı belirlerken doğru isimler üzerinden gitmek durumundasınız. Doğru isimlerle sahaya çıktığınız zaman sonuç alırsınız. AK Parti'nin üst organlarının da bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Muhtemelen ediyorlar ama yani şunu söyleyelim, 1397 tane belediye seçime giriyor. Evet. Dolayısıyla bunlar gözden kaçabilir. Tabii AK Parti bunlar gözden kaçmasın diye anketler yaptırıyor. Anketler birden fazla kere yaptırıyor. Bunun dışında üst kurullar, alt kurullar farklı çalışmalar yapıyorlar. Bütün bunlar üst üste değerlendiriliyor. Yani ilçe adaylıkları günümüzde, hani oradan geldiğimiz için söylüyorum, çok doğru kurgulanması gerekiyor. Şimdi bazı şehirler var ki buralarda AK Parti'nin rakibi yine AK Parti. Ne demek? Ya AK Parti'nin dün AK Parti'de siyaset yapan bir insanı küstürdüğünüzde ve karşı mahalleye gittiğinde bu kişi beraberinde bir seçmeni götürecektir. Gerçekçi olmak lazım. Buna da herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bakın, adayların erken açıklanmasının oluşturduğu risk temelde buradadır. Şimdi adayı çok erken açıkladınız. Diyelim ki A şehrinde ve buradaki şehirde bir toplumsal karşılığı olan bir adamı göstermediniz. Yani 10 tane aday çıkıyor. Bunlardan birini gösterdiniz. Diğerlerinin bir başka siyasi parti tarafından aday yapılma durumu çok ciddi bir risk oluşturuyor. Aynen öyle. Bu dönemde göreceksiniz özellikle İyi Parti, sağ bir parti olması dolayısıyla pek çok yerde AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday yapmadığı, toplumsal karşılığı iyi olan yapmadığı ya da yapamadığı, bir başkasını yaptığı yerlerde daha çok hem AK Parti tandanslı hem de Milliyetçi Hareket Partisi tandanslı adayları gösterecek. İşte Mahmut Koçak örneği, Afyon'da bunun örneği. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bunun bir örneği. Dolayısıyla İyi Parti'nin ittifak ortağı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni de yanına alması durumunda tahmin etmediğiniz şekilde bir oy artışı yakalanabilir, belediyeler alınabilir. Burada ben hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni hem de İyi Parti'yi, bana kızacaklar ama bir şey söyleyeyim, ittifak kurmaktaki, onu da söyleyeyim, bir reklam arası ittifak vereceğiz, kurmaktaki ana mantıkları zaten bu iki partinin, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin. İyi Parti. Dolayısıyla kendi aralarındaki büyük rekabet, büyük bir rekabet var. Bu rekabette bir şeyi de onlar görüyorlar. Yani %10 barajının altında birisinin görünmesi durumunda oluşabilecek
toplumsal riski de görüyorlar. Bunun için ittifak ortağı olarak kendi oylarını da görünmez yapmak adına da ittifakların içinde yer alıyor olabilirler. Hani böyledirler, oy oranları düşük diye söylemiyorum. Bir şey bilerek söylemiyorum. Neticede sonunda ittifak oyu çıkacak. Tabii ortaya çünkü ittifak oyu çıkacak. Dolayısıyla burada tabii yerel seçimin şöyle bir zorluğu var Atıf Bey. Yerel seçimdeki ittifaklarda genel seçimden farklı bir durum var. 24 Haziran'da yasal bir zemini vardı ittifakın. Bu sefer yasal bir zemin yok ortada. Yani tabii tamamen gönüllülük esasına dayalı bir ittifak var ve ittifaklarda her zaman 2 artı 2 4 etmez. Bazen 3 eder, bazen de 5 eder. Doğru. Peki efendim bir reklam arası. Reklam arasından sonra siyaset analizi canlı yayın konuğum Mehmet Ali Kulat MAK Danışman Yönetim Kurulu Başkanı'nın analizleriyle devam edecek. İzleyiciler, siyaset analizi kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet Ali Bey, biz illeri, yani şu an merak edilen illerin çoğunu analizlerinize aldık. Şimdi varsayalım ki AK Parti'ye herhangi bir ilde, A ilinde 20 tane arkadaşımız müracaat etmiş. Temayül yoklamasına girmişler, genel merkez değerlendirme yapmış, bir tanesini adayı gösteriyor. Geri kalanlardan herhangi birisinin, siz İYİ Parti'yi bu anlamda gündeme getirdiğiniz için soruyorum, hukuken siyasi partiler kanunu, seçim kanunlarına göre gidip başka bir partiye müracaat edip aday olma şansı var mı? Tabii var. Yani resmi açıklama tarihi diye bir takvim var. Seçim takvimi var. 17 Şubat. Tabii o tarihe kadar herhangi bir başka partiden gidip aday olabilir. Bunun dışında şu anda Cumhurbaşkanı'nın aday olarak açıkladığı herhangi birisini değiştirme şansı da var dolayısıyla. Ha, onu da soracaktım. Tabii, bu da çok önemli. Değiştirebilir. Yani 17 Şubat'a kadar. Tabii, yani bu oluyor mu? AK Parti'de oluyor. Geçmişte oldu mu hiç? Örnek vereyim. Evet. İstanbul'da Metin Külünk, ki şu anda il başkanı için ismi geçiyor. Son evet. Dönemde milletvekilliği de yaptı malum. Geçmiş bir seçim döneminde Çekmeköy Belediye Başkanı adayı olarak ismi açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti'nin internet sitesinde yayınlandı. Yaklaşık bir hafta kadar da kaldı. Ama sonrasında görülen lüzum üzerine, tabii biz bilmediğimiz için bu kelimeyi seçerek söylüyorum. Görülen lüzum üzerine belki daha iyi bir yerde değerlendirmek açısından, ki ardından zaten milletvekili yapıldı, kendisi adaylıktan çekildi. Benim de 2014'te yani edindiğim tecrübe bir ille ilgili Doğu'da. Yine aynı şey yaşandı. O da yapılan anket çalışmalarında, yani daha halen seçim kuruluna şey edilmemiş ama eli kaldırılmış bu arkadaşımız, Cumhurbaşkanımız tarafından kazanmayacağı yönünde bir kanat oluşmuş. Bunun üzerine tabii bir tek şey var orada, yani memur birisini, memur istifa takvimini geçirdiği için bir memur birisi istifa ettirilerek, sonraki bir tarihte ettirilerek aday yapılamıyor. Ya bir aralıktı bu. Tabii o tarih doldu. O bitti. O bitti. Çünkü orada bir seçim yasası düzenlemesi yapılmadan yapılamıyor o. Bunun dışında şu ana kadar mesela AK Parti'den adayı olmayan birisinin, hatta şöyle de olabilir, hani böyle bir ihtimal yok da, diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir isim, yarın ittifakta yeni bir kombinezon oluşur ve o kişi oradan alınır, bir başka partiden aday yapılabilir. Yani bunlar hep mümkün o şeyler. O kadar net. Şimdi bu seçimler nedense, yani tabii şeyle de ilintili olarak böyle bir gelişme oldu kanaatindeyim. 2017'de yapılan referandum sonrası Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, başkanlık sistemine geçtik. Hükümet üyeleri tamamen dışarıdan atanıyor. Meclisten de birkaç tane vekil, bakan yapıldı ama vekillikleri bitti. Bunun getireceği siyasi kültüre ilintili olarak hem belediyelerin önemi çok daha arttı, bunu soracağım. Arkasında da sanki yine yeniden bir genel seçime gidiyormuşuz gibi bir hava var. Bunun nedeni ne? Şimdi şöyle, tabii bir genel seçimden hemen sonra yerel seçim olduğu için genel seçimin artçıları devam ediyor hala. Bunu bir görmek lazım. Yani evet. Bu depremlerdeki artçılara evet. Benzer bu anlamda. Önce bir bunu söyleyelim. Bir, bunun etkisi var. İki,
Yani seçimi genel seçim havasına sokmak kimin işine yarar? Bana göre AK Parti'nin işine yarar. Neden? Çünkü AK Parti artı Milliyetçi Hareket Partisi devlet bekası kavramı üzerinden bir söylem geliştirerek işi götürmeyi tercih ederler doğal olarak. Yani böyle yapıyorlar anlamda söylemiyorum. Böyle yapmaları işlerine gelir. Ama işin garip tarafı Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere de karşı cephe, yani Millet İttifakı olarak ifade edilen cephede ekonomik verilerin bozukluğundan hareketle, yani onların değerlendirmesiyle söylüyorum, bundan hareketle seçimi genel seçim havasına sokarak tabanlarına şunu demek istiyorlar. Köprüden önceki son kavşaktasınız diyorlar seçmenlerine. Dolayısıyla eğer bu yerel seçimde AK Parti büyük bir hezimet yaşarsa işte o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi de gündeme gelebilir. Yeniden parlamenter sisteme de dönüşün yolu açılabilir diyorlar. Bu da çok kullanılıyor yani muhalefet. Yani şöyle, hayır bloku onu çok işliyor. Şöyle, eğer İstanbul ve Ankara özellikle farklı sonuçlar alınırsa yeniden başkanlık sistemini değiştirebiliriz, parlamenter sisteme geçelim. Ben de sosyal medyada bu anlamda böyle düşündüğüm tweetler attım geçmişte. İlk bu konular gündeme geldiğinde. Yani Ankara ya da İstanbul eğer AK Parti tarafından kaybedilirse ya da her ikisi birden kaybedilirse bizim 1 Nisan tarihinde katılacağımız televizyon programlarındaki gündem erken seçim ne zaman, hatta erken genel seçim ne zamanı konuşuyor oluruz demiştim. Hala da o kanaatteyim. Ancak bizim konuşuyor olmamız hukuken böyle bir şeyin gündeme geleceği anlamına gelmez. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sorumlu ve o seçim olmuş bitmiş. %52'lik bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanı toplumsal karşılığını almış ve seçilmiş. Genel seçimde de şu anda milletvekilleri var ama bir toplumsal baskı aracı haline gelir mi yerel seçimde, özellikle Ankara ve İstanbul'daki bir seçim kaybetme konusu derseniz bence gelir. Türkiye bu konuyu çok yoğun bir tartışma konusuna taşır. Tabii onu tekrar söylüyorum, 1 Nisan'dan sonra görmek lazım. Ankara ve İstanbul seçimlerini eğer AK Parti birini ya da ikisini kaybederse 1 Nisan'da erken seçim konuşulur. Eğer bu iki belediyenin, bu iki büyük şehrin ikisinde de Cumhuriyet Halk Partisi bir hezimet yaşarsa biz 1 Nisan'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelecek onu konuşuruz. Yani genelde bütün seçimlerden sonra hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelecek diye... Kazansa da konuşuruz da, evet. Bu sefer daha güçlü konuşuruz, onu kastediyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi her seçim sonrasında buzdolabını bir defa açar, içeride bir genel başkan adayı profili vardır, onun tartışması yapılır. Önce birileri kalkarlar, bir kısım açıklamalar yaparlar. Bazı kişilerin çok mübarek isimler olduğu üzerinde durulur yeniden. Bir süre sonra durulur, çok da büyük bir değişiklik olmaz. Bugün de dahil olmak üzere parti içerisinde yapılacak bir delege ile yapılacak olan bir seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun alt edilmesi matematiksel olarak çok mümkün görünmüyor. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege yapısı ile ilgilidir. Çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Yanlış bir algıya neden olmak istemem ama Kemal Kılıçdaroğlu bu yapıyı kendisine göre kullanmış. Kemal Bey'le de bu yakın zamanda bir görüşmeniz oldu. Tabii galiba. Oldu, evet. İlişkileriniz nasıl? Gayet iyi. Yani Kemal Bey çok nazik bir boyutta. MHP'nin bazen size gösterdiği tepki onlar da gösteriyor mu? Gösterebilirler. Dün biz bir kanalda, işte bir Alman kanalında programa katıldık. Orada tabii o kanal Almanya'da çok seyrediliyor. Başta şu anda yine sizin o iddiayla ilgili video çok sosyal medyada. Yani şöyle, çok fazla derecede özellikle PKK'lıların başta olmak üzere, ki onlar olduğunu varsayıyorum, ya da FETÖ'cülerin çok yoğun bir tepkisi oluşuyor. Siz bir şey söylüyorsunuz. Ya cümlenin başını sonunu dinlemiyorlar. Yani ben orada Devlet Bahçeli'ye karşı olumlu bir ifade kullanmıyorum. Olumsuz da kullanmıyorum. Bir realitede bir durum tespiti yapıyorum. Devlet Bahçeli'yi tanıyan ya da tanımaya çalışan bir politikacı kimliğini öne çıkararak bir değerlendirme yapıyorum. Yani benim orada bir derdim yok. Ben Güneydoğu'da kayyumlardan hak memnun diyorum. PKK'lılar korkunç düzeyde tepki gösteriyor. Kardeşim, tekrar söylüyorum. Vatandaş kayyumdan memnun ama kayyumun belediye başkanı olmasını istiyor anlamda söylemiyorum bunu. Kayyumun yaptığı hizmetten memnun. Ya kim mahallesinin yolunun yapılmasından memnun olmaz ya? Kim efendim hastanesinin daha iyi yapılmasından memnun olmaz? İki tane kayyumlardan iki tane aday o. Diyarbakır. Üç tane mi? Üçüncüsü Trabzon'a kayyum atandı. Öyle diyorlar. Bu da çok güzel.
Sebebi şu. Ha, bu AK Parti'nin işine de yarayabilir yani. Sadece Diyarbakır'a kayyum değil, biz Trabzon'a da kayyum gönderdik. Van kayyumu Trabzon'a atandı. Evet. Ya atandı derken aday gösterildi. Bu üçünden şanslı gördünüz. Şöyle, Cumali Atilla, halkta karşılığına şahit olduğum, daha iki hafta önce Diyarbakır'a gittiğimde kendisiyle görüştüm. Hatta hayatında ilk defa halay çekmiş birisi olarak, ilk defa beraber halay çektiğim birisi. Onu izledim. Evet. Öyle ilginç bir şey. Cumali Atilla halkta ciddi bir karşılık bulmuş. Yani onu orada bizzat gözlemleyerek şahit oldum. Ama bu seçim sonucuna ne düzeyde yansır doğrusu çok emin değilim. Çünkü yeni bir genel seçimden çıktık. HDP'nin çok büyük bir kan kaybı olmadığını gördük yerelde. Önce onu belirtmiş olalım. Bu işte dediğim gibi AK Parti koyabileceği en önemli iki isimden birisini orada sahaya sürdü. Diğeri Nihat Hatipoğlu ismiydi. Nihat Hoca evet ciddi olarak yine üzerinde duruldu ama ne olduysa... Yani şöyle seçimi kazanma riskli bir risklidir AK Parti açısından. Çünkü 70-30 bir denge var orada. Bu denge aşılamıyor. Başka isimler de gündeme geldi. AK Parti orada böyle bir tercihte bulundu. Bunun dışında yani bölgeyi hemen hızlıca bir analiz edecek olursak. Yani Mardin'de konulan isim Vecdi Bey iyi bir isim. Önce onu bir belirtmiş olalım. Yani toplumsal karşılığı çok iyi olan bir isim tercih edildi. Mardin'de de tabii özellikle Kızıltepe'nin adayının da çok iyi olması önemli. Merkez ilçe adayının, Artuklu Belediye Başkan adayının çok iyi olması önemli. Eğer buralara çok iyi aday korsa matematiksel olarak AK Parti'nin Kızıltepe'yi almasının muhtemel görünmemekle birlikte oy oranını ciddi yükseltecektir. Geçmişte burada örneği yaşandı. Son seçimde yani son yerel seçimde Ankara'da Çankaya'da AK Parti Barış Aydın yerine zayıf bir isimle girmiş olsaydı %35'leri bulan oy oranı yerine %25'lerde kalsaydı Büyükşehir'i de kaybedebilirdi. Bu çok önemli çünkü. Dediğim gibi Mardin'de böyle bir denklem iyi kurulursa fotoğraf başka türlü çıkabilir. Bunun dışında bölgede mesela benim Güneydoğu ile ilgili özellikle vurgulamak istediğim, başka zamanlarda da söylediğim önemli bir ayrıntı şu. Mutlaka AK Parti bölgede burada MHP ile kurduğu ittifak gibi bölgede Hüdapar'la ittifak evet, kurmalıdır. Evet, buraya böyle kalın çizgiyle. Çünkü onu siz yakın bak, ilgilendiniz. Kesinlikle. Araştırmalarınız tabii, oldu bölgede. Ondan dolayı diyorum. Üzerinde çok da analizler yaptınız. Kesinlikle. Bunun nedeni Hüdapar'ı dinleyelim sizden. Şöyle, özellikle Hüdapar, Batman'da Hüdapar'lı bir adayın çıkarılması durumunda ve AK Parti'nin ona destek vermesi durumunda, nasıl ki MHP ile böyle bir ittifak kuruluyorsa, İyi bir fotoğraf çıkabilir karşımıza ve Batman AK Parti tarafından rahatlıkla alınabilir. Bunun dışında bazı ilçeler var. Bu ilçelerde Hüdapar'ın adaylarının desteklenmesi önemli. Hüdapar 24 Haziran'da ve ondan önceki yapılmış olan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı referandum sürecinde çok ciddi şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vermiştir. Bu destek tamamen karşılıksız, tamamen iyi niyetle yapılan bir destek olarak biliniyor. Evet. En azından ben öyle biliyorum. Bilmiyorum başka bir şey varsa devletin elindeki bilgileri, belgeler ama tam bu aşamada Hüdapar'lı 3 tane önemli yöneticinin hakkında verilmiş olan çok geriye dönük FETÖ'cü hakimler tarafından verilmiş olan mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onanması büyük bir hata olmuştur. Bu konuda yapılacak bir şey varsa... Hani yargıya müdahale anlamında söylemiyorum. Yargı mensuplarının da sosyal sorumlulukları anlamında bunu söylüyorum. Bu konuda gerekirse karar düzeltme dahil herhangi bir yöntem tercih edilerek bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Çünkü Hüdapar'ın mensubu olan insanların devletin bu anlamda bir karşısında olmalarının kimseye bir artısı olmayacağını öncelikli olarak belirtelim. Ortadaki suçlar yüz kızartıcı ya da mahcup olunacak suçlar olsa bunları zaten telaffuz etmezdik. Ben bu konuda medyada yer alan bilgilerden sonra suçlama içeriklerine vesairesine bir baktım. Tabii yargıçlar kendilerine düşeni yapıyorlar ama yasal düzenlemeler gerekiyorsa bunların hızla yapılarak bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Onu da bir ayrıntı olarak belirteyim. Şunu söyleyeyim, Güneydoğu'da Hüdapar'la kurulacak bir diyalog bölgedeki insanlara yeni bir umut demektir. Devlete karşı yeni bir güven demektir, demokrasiye yeni bir güven demektir. Alternatifi olması gerekir bölge insanının. Bölge insanının alternatifinin olması, bölgede terörün daha hızlı bitişini,
bölgedeki insanlarla kurulan gönül rehabilitasyonu çabasının devamı anlamına gelir. Bakın Süleyman Soylu ile başlayan, aslında daha önceden tabii ki devletin başlattığı, çok iyi bir bölgede kriminal anlamda terörü bitirmede çok büyük mesafeler kat edildi. Büyük bir özveriyle valiler çalışıyorlar, emniyet güçleri çalışıyorlar, kolluk kuvvetleri çalışıyorlar. Çok yoğun bir çalışma trafiği var. Bu çalışma devam ederken gönül restorasyonu anlamında bir çalışma yapılacaksa, bölgede demokrasiyi güçlendiren, demokrasiyi çeşitlendiren alternatiflerin dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu argümanların öne çıkarılması gerekiyor. Hüdapar bu argümanların orada tam da öznesi durumunda. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Devletin elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa onu bilemem ama var olanlar bir araştırmacı kimlikle bölgeyi incelediğimizde karşımıza bu fotoğrafı çıkarıyor. Özellikle Batman başta olmak üzere Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde, Hakkari'nin bazı bölgelerinde, Van'ın özellikle belli bir bölgesinde çok yoğun bir Hüdapar desteği var. Bu destekler oya yeterince yansımıyor olabilir. İnsanlar oyumuz boşa gitmesin, nasıl olsa bizimki seçilmeyecek diye başka partilere veriyor olabilirler. Ama eğer bu imkan sağlanırsa bölgenin ayağa kalkması adına ciddi bir adım atılmış olur. Vatanını seven bir adam hassasiyet içinde bu değerlendirmeyi yapıyorum. Fatih arkadaşımız 2-3 tane soru sormuş. 219 yerel seçimlerinde parti ittifaklarında Cumhur İttifakı ve Millet İttifaklarında büyükşehir, diğer illerde ve ilçelerde büyük sürpriz sonuçlar ihtimali olabilir mi? Yeni beklemedik bir sonuç Cumhur İttifakı liderler karşılıklı jestleri seçmen tabanlarına güven veriyor. Ara ara tartışmalar olsa bile örneğin af yasası düzenlemesi seçimden sonraya kaldı. En çok da sizin gündeminizde olan af yasası. Bir de Fatih Erbakan Refah Partisi'nin kurduğu ileriki dönemlerde seçmen üzerinde etkisi olabilir mi? Acaba Cumhur İttifakı gibi ittifaklarda da bulunabilir mi Fatih? Yani ben Fatih Erbakan'ın bu yerel seçim ittifakında bulunmayacağı bilgisine sahibim. Önce onu söyleyeyim. Çünkü çok daha yeni. Partisini kurmakla daha çok meşgul. Yerel seçimler biliyorsun daha yerel konular. Ama şöyle bir şey olabilir. Yani bir aday vardır. Toplumsal karşılığı çok iyidir. Bağımsız bile aday olsa oy alabilecek bir kişidir. Kalkar işte Fatih Bey'in kurduğu yeni Refah Partisi'nden gider aday olur. Birkaç tane belediye bu şekilde kazanılabilir. Geçmişte örneği var. Ankara'da, Haymana'da şu anda AK Partili Belediye Başkanı Sayın Özdemir orada aday oldu Demokrat Parti'den. Demokrat Parti'nin oy oranı %1'in altındaydı ama yani %50'lerle 60'larla sonuçta seçim kazandı Turgut Özdemir. Çünkü toplumsal karşılığı vardı bir nedenden dolayı. Böyle isimler seçilebilir. Önce onu söyleyelim. Ama bu ikisi bu dönemde öyle bağımsız favori gördüğün bir şey var mı? Yok. Bağımsızlardan. Çünkü şöyle daha adaylar ortaya çıkmadı. Partilerin adayları belli olmadı. Yani bazı isimler var. Bu isimler bağımsızlar böyle düşünen arkadaşlar en son müracaat eder. Şöyle. İstanbul Samsun'da bakın sadece doğuda değil Samsun'da Canik Belediye Başkanı var. Osman Genç. Eğer Osman Genç şu anda Samsun'da bağımsız aday bile olsa seçimi zorlayacak bir isim. Bakın böyle isimler var. Türkiye'nin bazı yerlerinde hani aday olur olmaz, partilere aday gösterir göstermez bilmiyorum. Ama Samsun Büyükşehir Belediyesi için AK Parti başka bir ismi. Eski bir bakanı aday olarak yaptı. Yine toplumsal karşılığı olması ile ilgili. Yani bu dönem siyasette ne düşünecek bilmiyorum ama Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Eyüp Patsa ismi eğer bir bağımsız aday olmuş olsa Ordu'da çok farklı fotoğraflar ortaya çıkarabilirdi. Böyle isimler var. Ama bu isimler gider mi? Bağımsız aday olur mu? Bir başka partiden aday olur mu? Bunları bilmiyorum. Bilmeden tabii. Söylüyorum. Zaman mı? Zamanla şey ilgili adaylar belli olduktan sonra onu görmek lazım. Şimdilik daha parti adaylarını konuşmak durumundayız. Bu af yasası hiç şüphesiz ben de soracaktım. Ya af yasası şöyle. Toplumsal karşılığı olan Türkiye'deki en önemli konulardan bir tanesi. 3-5 yıldır sürekli ifade ediyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu meselede ortaya koymuş olduğu ilk anda beklentileri çok yükselten bir tavrı oldu. O beklentileri yükselten tavrının arkasında ne düzeyde duracak Milliyetçi Hareket Partisi doğrusu bunu çok bilmiyorum. Ama özellikle mahkum yakınları sosyal medyada kendilerinin bu konuda politikacılar tarafından verilen sözlerden dolayı kandırıldıklarını düşünüyorlar. Böyle bir psikoloji olmuş durumda.
Türkiye'de cezaevlerinin durumu gittikçe vehametini arttırıyor. Yani en son Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün açıklamasıyla 260.156 ismi söylediğine 2-3 hafta oldu. Bu kadar insan cezaevinde. 260.000 kişi cezaevinde. Kars'ın nüfusu ne kadar? Kars'ın toplam nüfusu köylerle birlikte 289.000. Yani neredeyse bir Kars içeride şu anda. Evet. 82. vilayet mahpushane, onu evet. söyleyelim. Dolayısıyla bu kadar insan cezaevinde olduğu gibi devam eden davalar vesaire son yıllarda özellikle Abdülhamit Gül Bey'in bakanlığı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni sisteme geçişi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Metin Kıratlı'nın, Mustafa Akış'ın ve diğer görevli arkadaşların yoğun çalışmasıyla adalet adına epey düzenlemeler yapıldı. Hatta en son Adalet Bakanı 2 gün önce geçmişte Adalet Bakanlığı yapmış bütün isimlerle de toplantılar yaptı. Zaman zaman yargının üst yetkilileriyle de toplantılar yapılıyor. Bu mesele tabii çok kronik bir mesele. Biz bu kronik problemin çözümü adına bir öneri olarak af yasasını söylerken bir tek af yasası olarak söylemiyoruz. Hem ceza infaz yasası hem hükmün açıklamasını geriye bırakmanın genişletilmesi gibi çoklu meseleler söylüyoruz. Yani şöyle bakıyoruz meseleye, bakmalıyız ya da. Kronik bir hadise var ve siz bu hadiseyi çözemiyorsunuz. Yıllar geçiyor, insanlar mağduriyetleri her gün artıyor. Dolayısıyla siz burada bir pansuman tedaviye müracaat edeceksiniz. Yani biz diyoruz ki kanı bir durdurun kardeşim. İnsanların çok yüz kızartan toplumsal infiale neden olan suçları bir tarafa bırakmak kaydıyla geri kalanlarıyla ilgili hızlı bir düzenleme yapın. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki haklı olarak devlete karşı işlenen suçlar onları yapın o zaman. Yani devlete karşı işlenen suçlar da devam ediyor. Şu anda onlardan da içeride bir sürü insan var. İnsanlara karşı işlenen suçlar insanların kendileri affeder dedi. Ama yasal düzenlemesi var mı? Yani ben sizinle bir kavga ettim mesela. Ben gidip ben Atıf Bey'den helallik aldım kardeşim biz ayrılıyoruz işte artık kavgamız yok dediğimde sizin davanız hala devam ediyor. Kamu dolayısıyla devam ediyor. Burada bu düzenlemelerin hızla yapılması gerekiyor. Bakın bu düzenlemeler Atıf Bey şunun için önemli. Ya bu insanlar bizim insanlarımız. Bu insanlar bizim insanlarımız. Yani sonuçta insanların ömrü geçiyor. Çoluk çocuğu perişan oluyor. Bu noktada artık o kadar çok şunu söyleyeyim. Geçen hafta Sayın Balbay, Mustafa Balbay'ın da olduğu bir programa katıldık. Orada çok önemli hukukçular da vardı. Ve bir o program sırasında biz başka şey için gitmiştik. Yine yerel seçimler konuşacaktık ama Balbay Ergenekon davasından dolayı işte savcının beraat talebinin gündeme geldiği gündeydik. Dolayısıyla konu biraz oraya kaydı. Ve yani bu ülkede milletvekilliği yapmış bir adamın sonunda kendisine pardon denilen bir davayla 6 yıl bunun 1,5 yılını tek kişilik hücrete geçirdiği davalar takip ettik. Ve biz o dönemlerde o insanların Balyoz Ergenekon meselesinde içeriye girdiğinde medyanın hangi dili kullandığını beraber izledik, beraber evet. gözlemledik. İnsanların nasıl toplum önünde suçlu hale getirildiğini beraber seyrettik. Şimdi geldiğimiz bir nokta var. Efendim yani onu işte FETÖ'cüler yaptı vesaire. Tamam da kardeşim sonuç itibariyle bu ülkeyi biz yönetiyorduk diyebilmeli siyasetçiler. Biz o gün bu ülkedeydik diyebilmeli. Bu insanların... benim bu insanlara söyleyeceğim ümit şu. Önce Cenab-ı Allah'tan ümit kesilmez. İkincisi de siz hangi konuya el attıysanız ya olumlu şimdi, sonuçlandı inşallah. Ben şimdi yine böyle olur inanın yani. İnanın katıldığım 2-3 programın birisinde mutlaka bu konuyu gündeme getiriyorum. Tabii bedelli askerlikte siz ya konuştuğunuzda hiç kimsenin gündeminde yok. Yani. Yani bakın toplumsal karşılığı olan bu konuları seçimden sonra niye seçimden sonraya bırakıyoruz kardeşim? Bana bir gerekçe söyleyin. Milletvekilleri, tabii. milletvekiller belediye başkanı adayı mı olacaklar? Meclis çalışmaya devam ediyor. Tabii. Meclis bu konuları alsın eline. Yine bunun dışında yani Adalet Bakanlığı kurmayla... vekillerden yine belediye başkanı adayı olacak. Çok fazla beklemiyorum. Binali Bey oluyor. Binali Bey oluyor. Binali Bey'in dışında 2-3 isim daha var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden var, İyi Parti'den var. Birkaç isim gündemde. Ve son sorum Mehmet Ali Bey. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız G20'lerin zirvesine katıldı ama özellikle beni de çok heyecanlandıran Venezuela Devlet Başkanı Maduro'la yapılan o muhabbet vesaire. Hakikaten dün de vinileri çok izledim. Gözlerim de yaşardı. Çok hoşuma gitti.
Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza neredeyse yüzlerce insan İstiklal Marşı'nı Türkçe okuyor. Çok büyük bir heyecan var. Mudaro'nun söyledikleri zaten. Yani şöyle. Bir de özür diliyorum. Hani rüzgar estiği zaman Türk bayrağı yere düşüyor, koşuyor. O şey Sayın Cumhurbaşkanımızda var. Hiç, yani bizim kültürümüz ama demek ki orada da var. Koşup yerden alıp tekrar çocuğun eline veriyor. Şimdi bakın şu önemli. Siz dünyada siyaset yaparsınız. Yani bütün meslekler gibi, bütün işler gibi siyaset de yapabilirsiniz. Siyasetiniz sizinle beraber mezara gitmemeli. Öyle şeyler yapacaksınız ki sizden sonraki dünyada bir anlamı olacak bir. Bir de sadece sizin kapsama alanınız olan ülkelerde etkili olmayacaksınız. Büyük lider olmak böyle bir şeydir. Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda geldiği nokta burası. Mazlum ve mağdurların umudu bir siyaset güdüyor. Evet. Pek çok yerde inanın halklar nezdinde bu sadece Venezuela ile sınırlı değil. Dünyanın evet. pek çok yerinde. Ama o pek çok ülkede yöneticiler farklı nedenlerle dünyadaki kapitalist sistemin dümen suyunda yer aldıkları için bu çok hissedilmiyor. Ama hatırlayın geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı gitmişti ve Lübnan'da, Ürdün'de binlerce insanlarla mitingler yapmıştı. Evet. Seçim öncesi Avrupa ülkeleri sokak mitingine izin vermiyor. İnanın meydan mitingine izin versin. Meydan mitingine izin versinler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitse, yani Hyde Park'ta da yapar bunu. İşte Eyfel Kulesi'nin karşısında da yapar bunu. Berlin'deki en büyük meydanda da yapar bunu. Toplumsal karşılığı gerçekten çok yüksek. Çok. Kitleler nazarında, çünkü Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görünmüyor. Mazlum ve mağdurların umudu olarak görünüyor. Bu mazlum ve mağdurların umudu olma, bütün dünyada bu etki çok önemli. İşte biz zaten mahkumlar meselesini bunun için de önemsiyoruz. Yani dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların umuduysanız, Türkiye'deki mazlum ve mağdurların da umudu olma adına bir çaba gösterilmeli. Asla şundan da bahsetmiyoruz. Bu çünkü yanlış anlaşılıyor. Yani mağdur sadece cezaevindeki insanlar falan değil. Mağdur cezaevindeki insanların içeriye girmesine neden olan olaylar vardır muhtemelen. Burada da biriler varsa onların da tabii ki gönlü alınmalı. Onların da kalp kırıklıkları giderilmeli ve toplumsal bir mutabakat yeniden sağlanmalı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha farklı gelişmelerle bu analizleri sizden alacağız. Çünkü hızlı bir şekilde süreç yerel seçimler için ilerliyor. Evet kıymetli izleyiciler, canlı yayın konuğum MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Bey'di. Birçok ili, birçok konuyu değerlendirdik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.